Kadran adamı. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve unutulmuş araç avı serisiyle sizlerleyim. Şimdi geldik 7. arabaya. Altımızda 2011 BMW X5 M var ve bu canavarla biraz araziye girip şu arabayı arayacağız. Ne çıkacağını çok merak ediyorum. Bu seriyi çok seviyorum. Sizin de sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar. Yani gönül ister ki sürekli bu unutulmuş araçları yeni arabalar gösterir gibi versinler abi. Nasıl yeni arabalar geldiğinde oyuna yeni arabalar ekliyorlar. Unutulmuş araç şeklinde ekle abi o yeni arabaları. Gidelim bulalım, daha zevkli olmaz mı arkadaş? Hadi gidelim abi. Araziye daha yatkın arabalarla unutulmuş araç aramayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Zaten şu an az ilerimizde mekan, bakalım bir kulübe arıyoruz. Gelmişken bence buradan da bir uçalım. Ve genelde ortalarda oluyor arkadaşlar. Yani çok köşelerde olmuyor o kulübe. Ve yol üzerinde de direkt olmuyor. Yani patika yolu veya şu anda gittiğimiz tarzda bir yolun üzerinde olmuyor. Yol keşifleri ve pano keşifleri de bitmek üzere. Unutulmuş araçların olduğu bölgelere giremiyorum arkadaşlar. Yanlışlıkla bulmayayım diye. O yüzden bu unutulmuş araçlar da bir an önce biterse o yol keşiflerini vesaire hepsini de bir an önce bitirmiş olurum. Evet. Şurada bir kulübe gördüm. Bir dakika, burada da var ama. Aga. Bu kulübe abi. Oha, tak diye bulduk lan. Direkt elimizde koymuş gibi bulduk. Ne çıkacak? Meraklı bekleyiş. Heyecanlıyız. Bak sen. Vallahi Ferrari 250 GTO bulduk. Merak ediyorum abi. Arabaların yapılma süreleri arkadaşlar bazen inanılmaz fazla oluyor. Ve yani sabah başlıyorum, bunu hep söylüyorum. Gece bitiriyorum bazılarında. Yani inşallah bu günü de bulmaz. O yüzden bir an önce bunları bitirip yolumuza bakmamızda fayda var. Çok seviyoruz ama hepsini bitirelim. Hepsini böyle bir seri şeklinde iç içe abi. Yeni giren de 14 tane aracında hepsini birden abi bir oynatma listesinde bulabilsin. Tabii ki sıraları farklı olur hepimize göre. Araba gidiyor bu arada. Ama en azından hepsi orada olmuş olur. Hangi arabalar olduğu da belli olmuş olur. Bildiğiniz gibi video fotoğrafında veya alttaki açıklama kısmında hiçbir yerde zaten hangi arabayı bulduğumuzu söylemiyorum. Şu araba bir yapılsın. Tamam mı? Bizim araba saldı kendine gidiyor aşağı doğru. Araba yapılsın. Bir tipine bakalım. Bir gazlayalım biraz. Küçük bir test sürüşü sesini dinleriz. Hadi bakalım. Yağmur suları ufak ufak çiselerken aracımız sonunda hazırlandı. Arkadaşlar arabayı bulduktan sonra arabanın hazırlık aşaması bildiğin herhalde milattan önce 900'lü yıllardan beri devam ediyor. Belki de oyundaki en uzun süren unutulmuş araç bu 62 model Ferrari 250 GTO. Abi yani bir ömür bekledik bu arabanın olması için. İlk olduğu zaman belli bir para karşılığı hızlı bir şekilde yaptırabiliyorsunuz. Abi ilk sunduğu rakam 50 milyondu zaten. Yani öyle bir paramız yok. Sürdü de sürdü abi. Bir haftadan fazla sürdü ve oyun içinde geçirdiğiniz süreye göre ilerliyor abi o süre. Bence değmiştir. Bundan sonrakilerde de çok fazla sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Düşünün abi, bununla videoya başladım diye bununla devam ediyorum yani bir hafta önce başladığım videoya. Abi bir sesini duyalım. Bir yola çıkalım bakalım şunla. Aslan parçası ya. Şu iç mekana bakar mısın? Hadi bakalım. Bakalım değdi mi? Abi unutulmuş aracın her türlüsüne değer. Ben çok seviyorum unutulmuş araç çünkü arabayı. Umarım daha fazla eklerler sonradan. Pek zannetmiyorum ama ekleseler harika olur. Ufak ufak otobana doğru gidiyorum arkadaşlar. Otobandan da şöyle bir güzel küçük bir hız denemesi yaparız. Biliyorsunuz unutulmuş araçları bulduktan sonra stok olarak ilerliyoruz. Bir sonraki araba da efsanevi bir araba. Çünkü arabanın giriş kısmını abi bu arabanın videosuyla birlikte hazırlamıştım. Ancak belli bir sıraya göre gidiyoruz. Hani 6. 7. 8. diye. O sırayı bozmamak için ve bu arabayı bulduğumda 7. araç olduğunu söylediğim için arkadaşlar o öbür arabayı da bitmesine rağmen bekletmek zorunda kaldık. Olsun abi, arada çekilecek zaten başka bir sürü video vardı. Onu da hemen akabinde çok yakın zamanda sizle paylaşmış olacağım arkadaşlar.
Bu videoyu hazırladığımda, başladığımda düşünün daha ilk güncelleme bile gelmemişti oyuna. Gerçi hoş güncelleme geldi ama bir işe yaramadı bile denebilir yani. O yüzden çok fark eden bir şey olmadı. Bir ara dur. Bu kadar olacak abi. Araba eski. Bayağı bekledik ya. Bayağı bekledim yani. Zaten bu arabanın spoilerını bulanların birçoğu veriyordu abi. Spoiler vermeyin dememe rağmen. Gerek yayınlarda, gerek YouTube videolarının altındaki yorumlarda. Ama gören gördü, görmeyen, hiç bilmeyenleriniz de var. Bakalım abi, şu otobana bir çıkalım. Güzel yırtınıyor ama egzoz. Otobanın başına geldik. Hadi bakalım aslanım. Yakışıklısın, yakışıklı. Şuna bak abi. Ön kaputa olimpik havuz sığar. Yalnız içeriden de ses çok güzel. Maşallah bayağı gidiyor. Stok yani bu araba 62 model bir Ferrari. Yok abicim düşünmüyorum, sağ ol. Taze hallettik. 270. Maşallah. Abi böyle klasik arabalara hastayım ya. Ne kadar değerli olduğunu şu anda düşünmek bile istemiyorum bu arabanın sahiplerinin. Vallahi daha gidiyor ha. Hafif rampa insek 280'i rahat geçecek bu araba. Geçer miyiz? Çok hafif bir eğim var abi burada. 280'i geçeceğiz. 85'i zorlar mıyız onu düşünüyorum. Hadi bakalım 300 mü yoksa? 300'e varamayacağız gibi abi çünkü yol düzeliyor. 291 km sürat yaptık. Stok 62 model Ferrari 250 GTO ile. Bir vites küçült de şanın yürüsün. Biraz fren yapayım. Adamsın be. İyisin iyi, iyisin. Abi ne olursa olsun beklediğimize değdi. En azından diğer arabaları da bulmaya devam ediyor olacağız. Daha bulacak arabalarımız var ve hızlı hızlı bir şekilde bunlar araya serpiştirerek gelecek arkadaşlar bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.